Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Maketköy'deyiz. Maketköy Selçuk'ta bulunuyor. Selçuk'u birazcık geçince Pamucağa giderken tam şu yoldan geldik. Şöyle tabelası işte. Az önce ben girdim oraya, abimizle konuştum. 2000 yılının yılında yapılmış burası. 2000 yılı içerisinde bitmiş. Genellikle okulların kapanacağı zaman Mart, Nisan, Mayıs aylarında giriliyormuş. Çocuklar, öğrenciler için falan tur düzenlenip şu şekilde yavaş yavaş gezeceğiz. Çocuklar falan temsil edilmiş arkadaşlar. İçeriye girdiğimizde zannedersem fotoğraf video çekilmiyormuş. Ben burada çekeceğim. Çekebildiğim fotoğraf videoyu işte bu şekilde köylü kadınlara temsil edilmiş. Burada da aynısı. Hemen hemen köylü kadınlar yine çocuğu var temsil edilmiş. En başta abimiz burayı açtı. Evet, şu şekilde buğday dövüyor. Yani buğday öğütüyor. Diğeri de iple bir şeyler falan yapıyor. Aynen. Evet arkadaşlar, burada fotoğrafçı adamla oğlunun fotoğrafını çekiyor. Bu şekilde. Burada böyle temsil edilmiş. Maketköy hatırası diye. Buraya gelirim başta fotoğraf çekilmeye falan. Burada da köylü kadınları dokuma yapıyor. Halı dokumaları falan. Burada yine gördüğünüz gibi yufka açıyor. Aynı bizim köyde olduğu gibi. Midede de falan. Her yerde zaten böyle. Burada da pişiyor. Burada ablamız yine az önceki gibi masrafıyla bir şeyler falan yapıyor. Arkasında çocuk. Burada da bir tane çocuk. Böyle sarımsaklar falan. Köy evini temsil edilmiş. Evet. Burada da soğan, sarımsak falan şu şekilde. Ayran mı çalkalıyor, ne yapıyor, bir şeyler falan yapıyor burada, orak falan. Burada kazan var komple. Burada çocuklar falan. Küçük bebek temsil edilmiş bu şekilde. Burası da yine az önceki yapıldığı gibi ablamız un yoğurup ekmek falan yapıyor, bir şeyler yapıyor. Burada da yine çocukları var. Küçük çocukları. Bu şekilde. Abimiz başka ne tarafta var? Buradan devam ediyor değil mi? Tamam. Bu şekilde. Korktum lan vallahi bile. Ve arkadaşlar, ayakkabı tamircisi abimiz. Burada marangoz, oduncu. Bu şekilde yine çocuğu var yanında. Çırak gibi. Burada demir dövüyor, atmalı falan yapıyor abimiz burada da. Burada yine oturmuş, birisi de saz falan çalıyor. Burada çırak ve çocuk da eşeği tutuyor. Burada da Berber Yakup, evet. Berber Yakup abimiz varmış. Burada Nalban Tekir ustamız. İbrahim falan bir şeyler yazılmış. Burada berberimiz varmış. Berber de galiba şeyi bir biliyor. Ne yapayım, bir şeyler yapıyor orada. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, böyle devam ediyor. Burada Semerci Tevfik abimiz. Semerci, at semeri yapıyor. Bu şekilde. Böyle semerleri buraya koymuş. Yine yanında bir gözlüklü adamı temsil etmişler. Çay içiyor. Onun da çocuğu var. Burada da neymiş bu? Bir dakika. Kapçı Mahmut. Evet, burada da kapçı Mahmut abimiz varmış. Böyle bu şekilde çocuğu gene yanında çalışan çırak falan temsil edilmiş. Evet, bu da Kapçı Mahmut. Bu az önceki baktığımız kapçı değil, Demirci Abdurrahman ustaymış. Burası da Kapçı Mahmut abimizin yeri. Bu şekilde temsil edilmiş. Yanında bir kedi var, gene bir kendi çocuğuna temsil edilmiş şekilde çocuk var. Burada
Kalaycı Ali. Kalaycı Ali abimiz. Kolay gelsin. Abi vallahi gerçekten yapılmış gibi ha. Şu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Burada da kim? Ne bu? Semazenler işte ya. Konya yöresinin semazenleri temsil edilmiş. Şurada ayet var. Mevlana şeysi falan. O tarz bir şeyler. Ya da böyle işte. Güzel yapılmış gerçekten. Bu şekilde. Burada arkadaşlar bakkal üstü ağrımız var. Burada kalıp sabun satılıyor kiloyla. Burada bir tane şey neydi o ya? Şey vardı, tartı. Burada da peşin satan, veresiye satan diye temsil edilmiş yere yazmış oraya da. Burası da terzi. Mekteplinin Mehmet. Yani terzi abimizmiş burası da. Bu şekilde bu da. Yine orada bir çocuk üzerine gömlek yapıyor. Arkadaşımızın. Bu ne yapıyor? Neymiş böyle yazmıyor etrafında. Burası da zannedersem arkadaşlar kahve dövüyor. Evet, kahve dövüyor arkadaşlar. Burada bir tane bayan temsil edilmiş. Burada da kahve mangal kömüründe pişiriliyor. Burada abimiz yine kahve içiyor. Bu şekilde arkadaşlar. Birazdan da içeriye girecekmişiz. Şöyle kendimi de çekeyim. Birazdan içeriye girecekmişiz. İçeride de çektirmiyorlarmış zannedersem ama bilmem, izin alabilirsem içeride de çekerim. Çekemezsem yine buradan fotoğraf falan alayım. Şeyler yaparım yine. Şimdilik görüşmek üzere. Şöyle telefonu da açayım. Telefondan kaydedeyim bu arada sesi. Görüşmek üzere. Evet. Şimdi az önce ablamız bahsetti. Şu şekilde göstereyim ben. Yani, Ayhan Çetin'e ait bunların hepsi. 1940 yılında Konya'da doğmuş ve 1950 yılında falan Konya'nın Akviran köyünde yaşamını sürdürmüş bir amcamız. Burada yazıyor, onu okuyayım ben size şimdilik. Şöyle göstereyim hatta, müzeleriyle alakalı, kendi el yapımıyla alakalı resimleri falan çekilmiş bu şekilde. Kendisi 1940 yılında Konya Akviran'da doğmuş. İlk öğrenimini Akviran'da tamamlamış. 1959'da İlbiz İlk Öğretmen Okulu'ndan, 1961'de Necati Bey Eğitim Enstitüsü Fen Bölümü mezunundan mezun olmuş. Aynı yıl Nazmi Hanım'la evlenmiş. Nazmi Hanım da eşi. Bu maketlerin yapımında kıyafetler olsun, başka şeyler olsun falan yardımı dokunan kişi yani. Ondan sonra 1988 yılında emekli olmuş. Aynı yıl eşiyle birlikte, az önce bahsettiğimiz Nazmi Hanım'la birlikte sanat çalışmalarına başlamış. Şu şekilde göstereyim. Bu şekilde fotoğrafları falan hatta. Ondan sonra yurt içinde 14, yurt dışında Kültür Bakanlığı aracılığı ile 3 olmak üzere toplam 17 sergi açmış. Ondan sonra çeşitli müzelerde eserler veren sanatçı hala çalışmalarını İzmir Selçuk Pamucak Kavşağı'nda açtığı, şöyle göstereyim yazıyı, açtığı Maketköy Müzesi'nde sürdürmektedir. Ablamızın az önce bahsetmiş olduğu gibi taşınamaz hale gelmiş yani yaptığı eserler falan. Artık büyük büyük bir şekilde olmuş, şu şekilde gördüğünüz gibi. O yüzden burada açmış, burada devam ettirmiş o şeyine daha önceden, daha sonra da. Burada da müzelerde bulunan eserleri. Bir, Maketköy İzmir Selçuk, az önce gezdiğimiz yer. 1950 Konya Akviran Köyü Nasrettin Hoca fıkraları, folklor ekipleri, taş devri kompozisyonları, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları kompozisyonu. Minyatür İstanbul'da açmış bir tane daha abimiz. Ondan sonra Antalya Arkeoloji Müzesi'ni açmış. Alanya Müzesi. M. Paxman Özel Müzesi Amerika'da. Konya İstiklal ve Çanakkale Savaşları Şehitliği Müzesi'nde açmış bir tane de. Burada kaybolmaya tutmuş el sanatları kompozisyonu, köy düğünü kompozisyonu, köy odası kompozisyonu, Konya köylerinde seferberlik yılları, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı kompozisyonu diye sergileri var arkadaşlar. Bu da Çanakkale ve Kurtuluş yıllarında Konya'dan açıldığı şey yani, yapmış olduğu el sanatı. Bu da Konya'da bulunan müzesine aitmiş burası da. Bu şekilde işte hani düğünler, kına geceleri, asker uğurlama, öğrenci şeyleri falan, okullar falan yapmış. Bu şekilde yapılmış. Yani böyle güzel bir yer olmuş arkadaşlar dediğim gibi. Az önce de ablamız bahsetmişti. Yani bu şekilde.
Neyse. Burada videoyu kapatalım. Dediğimiz gibi böyle güzel bir şekilde. Bu da abimiz. Birazdan görüşebilirsem onunla da görüşeceğim. Bakalım nasip. Şu şekilde de şeyleri falan, fotoğrafları, yapmış olduğu eserlere ait. Burada bir tane tablomuz var. Burada da orada bir köy var yakında diye gazete küpürü. Bu şekilde köyünü kopyaladı falan. Böyle gazeteleri de çıkmış. Yani çok güzel eserler varmış. Yani buradan sevgi ve saygıyla selamlıyorum abimiz. Birazdan görebilirsem yine göreceğim ama bilmiyorum, belki de nasip olmaz. Neyse, ben burada videoyu kapatayım. Dediğim gibi böyle. Gelip görmenizi isterim. Selçuk Pamucak Kavşağı'nın orada, 4 yıl ağzında. Orada dolmuşlardan direkt yürüyerek gelme mesafesinde. Evet arkadaşlar, az önce gezdim üst tarafı da. Abla vardı sağ olsun, böyle hani para falan gerektirmiyor işte. Girişte bileti veriyorum zaten. Parayı veriyorum, bileti alıyor. Çok fazla bir şey değil. Gezdik. Bunun yapımcısı yani Konyalıymış abiyle. Yani eşiyle birlikte yapmış zamanında. 1950 doğumlu bir abiymiş. Hatta onun kızıydı az önceki ablada, konuştuğum abla. Onu çekemedim hiç tarafı. Çekilmiyorlar fotoğraf, video falan. O şekilde ben böyle biraz dolaşım. Böyle görmüş olduğunuz gibi az önce geldiğim taraf, sağ taraftaki yerler. Köylülere benzetilmiş yerler falan. Bu şekildeydi. Hani iç tarafı da sadece gezebiliyorsunuz. Orada koyun sesleri falan yapılmış. Arkadan fon müziği çalıyor. Güzel bir şekilde. Tam böyle köy yerlerine böyle insanı götürecek şekilde şeyler yapılmış. Dediğim gibi ben birazdan fotoğraf falan çekeceğim arkadaşlar. Ondan sonra yavaş yavaş videomuzu da bitiriyoruz bu şekilde. Selçuk'ta yerlerinde gizli zekerler falan. Onları da gezeceğim. Evet, onları da gezelim zamanla. Şimdilik arkadaşlar görüşmek üzere. Yeni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan izlemeye bakalım. Daha iyi, daha güzel bir lokal falan gelecektir. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.